Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Faber'in sektör rotasyon stratejisini anlatacağım. Bunu kolaylıkla uygulayabileceğiniz bir strateji. Faber sektör rotasyonunun iyi getiriler getirdiğini görmüş. Aslında bunu biz de yapıyoruz arkadaşlar. Yukarıdan aşağı analiz ettiğimizde iyi sektörlere bakıyoruz. Daha sonra iyi sektörler içindeki iyi hisseleri alıyoruz. Aynı şekilde Faber'de bunu tabii analiz etmiş. Bir de bir kitapta bu analizle ilgili bilgi bulabilirsiniz. Kitap Wall Street'te ne çalışır? James Shaughnessy herhalde, okuyamıyorum soy ismini. Bunun yazdığı bir kitap. Bu da çok satılan kitaplardan arkadaşlar. Değişik stratejiler var orada yatırım için tabii. Yatırımcılar için. Sektör rotasyon stratejisine bu 1 ay, 3 ay, 6 ay ve 12 aylık performanslarına bakıyor sektörlerin ve en iyi sektörlere yatırım yapıyor. Örneğin bu örnekte gösterildiği gibi bu aslında arkadaşlar bir makale, Stock Charts'ın bir makalesi. Bunun örneğini göstereceğim size. İyi sektörler ve kötü sektörler olarak ayrılıyor. Buna göre Faber 1920'den başlayarak bir çalışma yapmış, bir makale yazmış ve alıp elinde tutmaya göre %70 performansın daha iyi olduğunu bulmuş. Sektör ve endüstri gruplarına göre ayırıp ona göre rotasyon yaparsanız. Nasıl bunu yapmış? 1 ay, 3 ay, 6 ay ve 9, 12 ayda bunların çalıştığını görmüş. Yani bir aylık performansı iyi olanı almış. İlk en üst 3 sıradaki bir aylık ya da 3 aylık ya da 6 aylık diyelim performansı iyi olan sektörleri almış ETF olarak. Ve bunlar alt sıralara düştüğünde, 3. sıradan daha aşağıya düştüğünde örneğin onları satıp yeni ilk 3 sıraya çıkanları almaya başlamış. Her ay bunu yapmış. Buna sektör rotasyon stratejisi deniyor. Ay bitince ya da bir ay, yeni bir ay başladığında tekrar bakmış performansına. Buna göre hisseleri rotasyon yapmış. Buna ek olarak burada tabii kendi kullandığı 10 aylık basit ortalamayı trend yönünü belirlemek için kullanmış. Standard & Poor's 10 aylık basit ortalamayı kullanmış. Tabii biz burada bizim 20 periyot haftalık var, onu kullanabiliriz. Bizim trend için kullandığımız trendi belirlemek, trend filtresi olarak kullanmış tabii bunu. Bunu şimdi nasıl yapıldığını göstereceğim. Örneğin biz burada, bu makaledeki örnek bu. Biz gene aynı şekilde Stock Charts, bakın Stock Charts'a gidiyoruz. Orada Market Carpet bölümüne gidiyoruz. Market Carpet'te Amerikan marketleri için sektör ETF'leri bölümünde 21 günü seçiyoruz. 21 gün, bakın 21 gün, çünkü bir aylık performansa denk geliyor. Bir ayda ortalama 21 iş günü olduğunu kabul ediyoruz arkadaşlar. Bunu 3 aylık yapmak istersek, işte 2 aylık istersek 42 gün diyoruz. Örnek olması açısından gösteriyorum. Bunu tabi tarih aralıkları en son 21 gün. Geriye gidip backtest yapmak isteyebilirsiniz şu şekilde. O zaman tarih aralıkları değişiyor. Şimdi 21 Mart'la ve 19 Nisan arasındaki performansı iyi olan sektörleri gösteriyor. Biz tabii en sondaki, en son güncel olan yere gideceğiz. Şimdi 6 Nisan 5 Mart tarihleri arasındaki performansı iyi olanları gösteriyor. En iyi performansı 5, en iyi 5'te olanlar Cyclicals, Industrial, Staples arkadaşlar. Bunun şimdi ilk başta Cyclical sektörünü aldığımızda buraya geliyoruz. Bu sektörün içindeki ETF'de tekrar bakalım. Cyclicals, Industrial,
53 tane hisse var arkadaşlar. Amazon, Tesla vesaire gibi. Şimdi grafiğine bakalım bunun. Bu sektörün kodunu bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Onun için biraz takıldık. Cyclicals. Cyclicals çünkü iki şekilde olabiliyor. Tahminen iShares'ın Consumer Cyclica'da buna benzeyen bir şey. Tabii bakmak lazım. Bir sonrakine bakalım arkadaşlar. Bununla zaman kaybetmeyelim. Bir sonraki sektör. Cyclicals iki şekilde oluyordu. Onun için Staples'a bakalım. Stepless. SPDR Staples'e bakıyoruz. Şimdi buradaki bu sektör içindeki hisselere bakıyoruz arkadaşlar. İstiyorsanız ETF'i alabilirsiniz mesela. ETF XLP'nin ETF'i oluyor arkadaşlar. XLY de Consumer Discretionary sektör. Bunları tabii ben bir önceki videoda anlatmıştım sektörlerin bir kısmını. Tekrar Staples'a bakalım. Şimdi buradaki sektörlere bakıyoruz. Staples'ın içindeki hisseleri. Bunların içinde örneğin iyi olan hisseleri aylık olarak bakıp alabiliriz. Bu bizim yukarıdan aşağı analizimiz aslında. Sektör analizimiz yaptığımız sektör analizi. Mesela Pepsi Cola arkadaşlar şurada güzel bir formasyon olmuş. Bu analizi yaparak haftalık böyle baktığınızda güzel formasyonlar bulabilirsiniz. Tabii biz her zaman yaptığımız gibi sektör analizini burada yapıyoruz. İyi sektör içinde kötü hisseler de olabiliyor. Onlara bakmıyoruz. Mesela şurada güzel bir formasyon var. 257'den ortalama arkadaşlar 273'e kadar çıkmış. Başka formasyonu olan bu dalgalı formasyon olmayan bir ilerleme. İyi sektörde mesela aşağıya düşen şirket demek sektörün trendlerini yakalayamayan bir şirkettir. Bakın burada da bir formasyon. Burada bir formasyonumuz var. Burada da çok güzel bir formasyon var ve trend güçlü. Bakın burası da çok iyi. Mondelez International. Mondelez şurada çok iyi olmuş. 71'den 77'ye çıkmış zaten. Evet. Daha bir ay içinde bile değil arkadaşlar. Bu şekilde yukarıdan aşağıya analizimizi yaptığımız gibi
Aynı şekilde Faber'in yöntemi de aynı aslında arkadaşlar. Benziyor yani, yöntemlerin hepsi birbirine benziyor gördüğünüz gibi. Sadece isimleri değişik. Önemli olan yöntemden yönteme sıçramamanız, bir yöntemin sürekli kullanmanız arkadaşlar. Yöntemden yönteme sıçrarsanız olasılığa dayalı çalışan bir sistemde zaten hangisinin çalıştığını, hangisinin çalışmadığını bilmezsiniz. Değişkenlerden birini sabit tutmanız lazım ki olasılığa dayalı bir sistemde düzgün sonuçlar elde edebilirsiniz. Mesela ikincisi burada industrial sektörü, tekrar buraya gelelim. Burada SPDR sektörlerine bakıyoruz. Industrial XLI sembolü 51 tane hisse var bunun içinde. Bu ikinci iyi olan sektördü. Burada baktığımız günlük grafik. Tabi sadece formasyonu iyi olan, trendi iyi olan hisselere bakıyoruz sektör içinde. Şimdiye kadar mesela bu iyi arkadaşlar. Bundan önce Republic Services neydi? Bu muydu? Evet, bu da iyi. Nerede iyi? Bakın çıkış güzel. Gelmiş 200 periyoda. Buradan tekrar çıkmasına devam etmiş. Boeing çok dalgalı. Day trade için olabilir ama herhangi bir trend yok arkadaşlar. General Electric güzelmiş bakın. Çok güzel formasyonu var. Bu formasyon çok güzel fakat short için çok güzel. Sektör iyi. Endüstri iyi. Endüstri iyi olan bir yerde kötü bir şirket ilerlemesi, yani hissenin ilerlemesi aşağıya doğru arkadaşlar. İyi sektörde bütün şirketlerin de aynı yönde ilerlemesini bekleriz. Bu formasyon da short için çok iyi. Evet, bu şekilde arkadaşlar analizimizi yapıyoruz. Diğer real estate ve healthcare vardı arkadaşlar. Healthcare'e de bakalım bir. Onu zaten önceki biz kendi analizlerimizde de görmüştük. Bunun içinde 39 tane hisse var bu sektörün içinde. İşte bunlar bakın güzel formasyonu olan. Biyoteknoloji bu. Eli Lili. Şurası çok güzel. Burası güzel. Zaten bunu önceden görmüştük. Evet, genel olarak böyle arkadaşlar. Burada unutmamız gereken daha ayı marketlerinin tamamen bitmediği. Sektör yukarı olmasına rağmen geri gelmelerin olabileceği. Burada biz şimdi SPY'a bakarsak Faber'in tabi söylediği sektör rotasyonunda genel trendin de önemli olduğu 20 periyodun altında olan kapanmalarda mesela haftalık grafikte şurada çıkmış oluyoruz. Faber'in yöntemini kullandığımızda. Şurada da haftalık kapanış aşağıda. Burada da çıkmış olabiliriz arkadaşlar. Tekrar trend yukarı döndüğünde burada tekrar girebiliriz. Yani trend filtresi ve rotasyonu kullanıp buna göre işlem yapılabilir diyor bu
yazının ana fikri arkadaşlar ve sonuçların da iyi olduğunu söylüyor. Bunu da internetten aratıp bulabilirsiniz bu makaleyi eğer ilgileniyorsanız. Daha detaylı bilgi internet araştırmalarıyla kendiniz de bulabilirsiniz. Makaleyi okuyup test edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünlük de bu kadar. Herkese iyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.